Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte daha öncesinde Bluetooth modelini incelediğimiz Smart markasının akıllı ampulünü inceleyeceğiz. Bu seferki modelimiz bir Wi-Fi model. Daha öncekinin kullanımı eğer telefonla ampulün 10 metre çap içerisinde yakınında bir yerdeyseniz telefon üzerinden kontrolü sağlayabilen bir ampuldü. Bu ise telefon cihaza yani ampule yakın olmasına gerek yok. İsterseniz dışarıda, isterseniz başka şehirde, isterseniz başka ülkede olun. Uzaktan bu cihazın kontrolü dediğim gibi Smart uygulaması üzerinden sağlanabilmekte. Bize ne gibi özellikler sunuyor? Bunlarla neler yapabiliriz? Size bu videoda onlardan bahsedeceğim. Kutu içeriğinden çıkanlar gayet basit. Şuraya takmış olduğum gibi bir tane ampul. Standart satılan LED ampullerin birebir aynısı. Görsel olarak burada Smart'ın simgesi var. Smart markasına ait simge var. Arka tarafında da özellikleri yazıyor. Nedir özellikler? 2700K ile 6500K yani 6500 Kelvin renk sıcaklığı aralığında bir renk görseli bizlere sunuyor. Yaklaşık 16 milyon farklı renk seçeneği olduğu yazılmış ki zaten geçişler çok yumuşak ve çok farklı renkler bulunmakta. Ayrıca 810 lumen de bir ışık yaydığı burasında yazmış. Ev ortamı için gayet yeterli. Fazla fazla hatta zaten biraz sonra açtığımda da göreceksiniz ortamı gayet güzel bir biçimde aydınlatıyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? İsterseniz sadece ampul olarak uzaktan kontrol yöntemiyle kullanılabilir veya evinize akıllı bir sistem uygulayabilirsiniz. Nasıl mı? Smart'ın ekosistemi içerisinde farklı ürünler var. Neler bunlar? Hareket sensörleri, duman sensörleri, çeşit çeşit ürünleri bulunmakta. Şu ampulü kullanabilmek için eğer isterseniz hareket sensörleri alırsınız. Bu hareket sensörleriyle bunlar arasında bir komut oluşturursunuz, bir döngü yaratırsınız. Örnek siz burada hareket sensörü koydunuz. Hareket sensörü burada hareket algıladığında şu ampulü yaksın şeklinde bir ayarlama yapabilirsiniz. Veya hareket sensörüne geçtim. Sadece ampul alacak olursanız gün doğumu, gün batımı veya günün hangi saatlerinde çalışmasını istiyorsanız o saatler için de döngüler ayarlayabiliyorsunuz. Hiçbir döngü uygulamadınız. Direkt olarak uzaktan ampulü açıp kapatabiliyorsunuz. Gibi bir sürü seçeneği var. Ayrıca farklı sahne seçenekleri de var. Bu sahne seçeneklerini biraz sonra uygulamada göreceksiniz. Kutu içeriğinden çıkanlara gelecek olursak ampul ve bir tane kullanım kılavuzu çıkmakta. Dediğim gibi bunun iki modeli var. Biri Bluetooth, biri Wi-Fi. Wi-Fi uzaktan, Bluetooth yakından kullanıma elverişli durumda. Ha, bu arada müziğin ritmine uygun renk değiştirme seçeneği de var ki zaten biraz sonra uygulamada göreceğiz. Şimdi uygulamaya bakacak olursak ekranda gördüğünüz gibi Smart uygulaması bizim kullanacağımız uygulama. İki uygulama vardı. Daha öncesinde farklı bir uygulama da çıkartmışlardı ancak şu an güncel kullanımda olan uygulama Smart. Smart'ı indirdikten sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınız zaman karşınıza direkt olarak bu ekran gelmiyor. Sizden bir kullanıcı profili oluşturmanızı istiyor. İsterseniz Google hesabınızla bir hesap oluşturabilirsiniz veya direkt kayıtlı Google hesabınızdan giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde bilgilerinizi kaydedecektir. Ampulü ekleyebilmek için şu şekilde ilk başta buna bir kez basıyorum. Ampulü 3 kez aç kapat aç kapat yapmanız gerekiyor sıfırlanması için. Yani fabrika verilerine sıfırlandığında artık ekranda cihaz ekle menüsü adı altında bunu görebileceğiz. İlk başta ampulü açıp kapat yapıyorum. 3 kere aç kapat yaptım. Dördüncüyü artık şimdi ampul bakın yanıp sönmeye başlıyor. Bu şekilde bir puls nasıl diyeyim işte puls efekti yaratıyor. Cihaz ekle diyorum. Cihaz ekle dediğimde bakın cihazlar keşfediliyor diye direkt karşıma çıktı. Telefonunuzun Wi-Fi'si ve Bluetooth'unun açık olması gerekli. Ayrıca sizden uygulama izinler isteyecek. Konum izni gibi bunlara da izin verecek olursanız bu cihazları konum vasıtasıyla da bulup ekleyebiliyor. Ekleye basıyorum. Ardından burada akıllı ampulü eklemesi için bekliyorum. Bakın ışık arttı zaten. Şu an aslında ampulü kaydetti. Burada verilerini, datalarını yavaş yavaş uygulamaya aktarıyor. Eğer bu yöntemle ekleyemeyecek olursanız uygulamanın sağ üst köşesinde bir tarama simgesi var. O tarama simgesinden de ampulün üzerindeki QR kodu taratarak ampulü ekleyebiliyorsunuz. Ampulleri istediğiniz gibi isimlendirebiliyorsunuz. Farklı farklı isimler koyarak örnek veriyorum. Yatak odası 1, koridor 1 ampul. Ya da ne bileyim koridorda 2 lambanız varsa koridor 1, koridor 2, mutfak gibi bunları isimlendirebilirsiniz. Böylece uygulama içerisinde karıştırmamış olursunuz. Siri ile kontrolü mümkün. Amazon Alexa ve Google Home kontrol bu uygulama üzerinde geçerli. Yani siz bunları isterseniz dediğim uygulamalar vasıtasıyla da sesli komut yöntemiyle kontrol edebiliyorsunuz. İlk etapta böyle eklenmesi birazcık zaman alabiliyor.
Ampulü yeni açtığım için birazcık zaman alacaktır. Ya da buradan eklemek istemezseniz ki şu an ben ekleme konusunda bir sıkıntı yaşadım. Bunun çözmenin başka bir yolu da var. Ekranda gördüğünüz menüden aydınlatmayı seçiyoruz. Aydınlatmada bakın hem Bluetooth hem de Wi-Fi var. Wi-Fi'yi seçiyoruz. Bizim cihazımız Wi-Fi olduğu için burada size yönergeler sunuyor. Varsayılan olarak Wi-Fi'yi eşleştirmeyi kullanması için güç tuşuna aç kapat, aç kapat, aç yap şeklinde birer saniye aralık bırakarak açmanız gerekiyor diyor. Ampul ışığının yanıp söndüğünü onaylayın ve ağ eşleştirme moduna girin diyor. Şimdi burada yapmanız gereken şey hızla yanıp söndüğünü onaylayın diyor. Basıyoruz. Wi-Fi'den de 2,4 GHz'lik Wi-Fi ağına bağlanıyoruz ve ileri diyoruz. Burada Wi-Fi şifrenizi sizlere soruyor. Wi-Fi şifresini de buraya girdikten sonra yani şu noktaya dikkat edin 5 GHz değil. 2,4 GHz'lik banta bağlanacaksınız. İleri diyoruz. Ampulü gördüğünüz gibi burada buluyor ve seri bir biçimde eşleşme moduna giriyor. Bu kısımda eğer sorun yaşayacak olursanız birkaç sefer bu uygulamaları tekrar edin, ampulü ekleyecektir. Yani direkt ilk sefer denemenizde ben yapamadım diye pes edecek olursanız maalesef sorun yaşıyorsunuz. Ampuller bazı da bazen problem olabiliyor. Telefonların uygulama ile iletişim arasında da bazen problem olabiliyor. Bakın şu an gördüğünüz gibi ekledi. İleri diyorum. Bu ampulün adını ben şu an için değiştirmiyorum. Bunu koridor ya da çalışma odası diye ben şu an için konumlandırdım. Daha öncesinde de Bluetooth eklediğim bir ampul vardı. Şu an o da burada görünüyor. Akıllı ampul Wi-Fi seçeneğinin içerisine girdiğim zaman bakın ilk karşıma çıkan şey sarı beyaz rengi olmuş oluyor. 2700 ila dediğim gibi 6500 Kelvin arasında bir ışık yoğunluğu geçişi var. Sarıdan beyaz arasında şöyle gayet yumuşak geçişler sergilenebiliyor. Hatta ortamdaki ışıkları söndüreyim, sadece bunun ışığıyla devam edelim. Şimdi ortamdaki tek ışık kaynağım bu, gördüğünüz gibi sarı renkte yanar durumda. Bakın soğuk beyaza getirdiğimde de bu şekilde renk değişimleri oluyor. Işığın şiddetini artırıp azaltmak için alt taraftaki şu yüzdelik kısmı kullanıyorum. Bakın %1'e getirdiğimde bu kadar. %100'e getirdiğim takdirde de bayağı yoğun bir ışık sağlamış oluyor. Renk kısmına geldiğimde burada dedikleri 16 milyon renk seçeneğini görebiliyorsunuz. Şu yuvarlak etrafında gezdirebiliyorsunuz. Ayrıca buradan ışığın konstratıyla da oynayarak yine farklı renkler elde edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi beyaz ile seçmiş olduğunuz renk arasında geçiş var. Senaryo kısmına geldiğimde burada gece senaryosu var, okuma senaryosu var, çalışma senaryosu var, rahatlama dediği bir senaryo bulunmakta. Ayrıca yumuşak geçişlere olanak sağlayan bir senaryo var. Renkli, göz alıcı ve muhteşem gibi senaryolar da bulunmakta. Düzenle kısmından bunları isterseniz değiştirebiliyorsunuz ve farklı farklı senaryolar da oluşturabiliyorsunuz. Müzik ritmi kısmına geçtiğimde şimdi göreceksiniz konuşmamla birlikte sürekli olarak ritim değiştirecek. Bakın şu an ben her konuşmamda, her ettiğim kelimede ritim gördüğünüz gibi ampul de benimle birlikte hareket ediyor. Sustuğum zaman da aynen bu şekilde duruyor. Bu kısımdan tekrardan sarı beyaza geliyorum ve soğuk beyaz sıcaklıktaki olan bu renkte duruyorum ve şuradan geri sayım ayarını gösteriyorum. Bakın şimdi bu sol alt tarafta bulunan geri sayım tuşuna tıkladığımız zaman bunu istediğiniz saat veya dakikayı ayarlayarak otomatik kapanma yapabiliyorsunuz. Bunu mesela isterseniz 1 dakika, isterseniz de 24 saatlik bir saat diliminde otomatik kapansın diye ayarlayabilirsiniz. Bu bir opsiyon. Daha fazla kısmına geldiğinizde planla seçeneğine giriyorsunuz ve planla boş olarak gelecek. Ekle dediğiniz zaman burada isterseniz serbest plan, isterseniz döngü planı. Döngü planı da şu olmuş oluyor. Ardı ardına hep aynı şeyleri tekrarlayacak bir döngü yaratabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Sabah saat 7'de ampul sönsün, gece saat 12'de ampul yansın. Yani gece boyu bizi aydınlatsın diye bunu bir döngüye sokabilirsiniz. Veya farklı döngüler de olabilir. Mesela nasıl? Akşam 5.30'da bulunduğunuz lokasyonda hava kararıyorsa 5.30'da ampul açılacak şekilde bir döngü de ayarlayabilirsiniz. Bakın burada açılış süresi, kapanış saati gibi seçenekler de var. Bu açılış süresi kapanış saati dediği şey de mesela siz saat 6'da başlangıcını ayarlıyorsunuz ya. Bu 6'ya 1 dakika kala yavaş yavaş ışığın şiddetini artırarak sizin ayarladığınız maksimum şiddette açıyor. Kapanış saatinde de yine ayarladığınız süreye göre örnek 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika ya da 2 saniye şeklinde ayarladığınız süreye göre yavaş yavaş ışığın şiddetini azaltarak kapanmasını olanak sağlıyor. Bu şekilde bir döngü. Ve gördüğünüz gibi alt tarafta haftanın günleri var. Hangi günler tekrarlanmasını istiyorsanız o günleri seçebiliyorsunuz.
Ekle kısmına geldiğimde uyku planlaması var. Uyku planlaması da şu: haftanın her günde veya sadece bir günde uyku planlaması yapabilirsiniz. Sizin ayarlayacağınız saate 30 dakika kala veya gördüğünüz gibi 2 saat kala veya 5 dakika kala ışığın şiddetini yavaş yavaş söndürerek en sonunda ayarladığınız saatte komple cihazı kapatıyor. Uyanma planlamacısı var. Onu da bakın şöyle. Uyandırma kısmına da geldiğinizde sabah sizin ampulün açılmasını istediğiniz saatte yine aynı şekilde en düşük ayardan en yüksek ayara kadar açılmasını olanak sağlıyor. Misal siz sabah 7'ye ayarladınız ve 30 dakika öncesinden yavaş yavaş aydınlansın istediniz. 6.30'dan 7'ye kadar ışığın şiddeti minimumdan maksimuma kadar çıkmış oluyor ve tabii ki bunun da günlerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada serbest döngü dediği şey de yine aynı şekilde serbest bir döngü yaratabileceğiniz ve bunu buradan özelleştirip farklı farklı renk tonlarına, doygunluklarına ulaştırabileceğiniz bir döngü yapılabilmekte. Şimdi geri geliyorum. Bunun açılıp kapanması için ekranda görmüş olduğunuz Power On Off tuşu var. Bastığımda kapanıyor, ampulün resmi çıkıyor. Bastığımda tekrardan açılıyor. Gördüğünüz gibi aydınlatması gayet yeterli, hatta fazla fazla yeterli. Sağ üst taraftaki kalem simgesine tıkladığım zaman burada cihaz bilgileri, cihaz ağı, ayrıca çevrim dışı bildirimler seçeneğini görebiliyorsunuz. Çevrim dışı cihaz bildirimleri şöyle olmuş oluyor: cihaz çevrim dışı kaldığında size bildirim gönderiyor. Bu şekilde de ayar yapabilirsiniz. Cihaz bilgileri kısmına geldiğiniz zaman burada cihazın adı, cihazın IP bilgileri, o kısımlara çok girmiyorum şu an, bilgilerini görebiliyorsunuz. Cihaz ağ kısmına geldiğinizde de cihazın ev içerisinde bağlı olduğu ağın bilgilerini karşınıza çıkartıyor. Cihazı paylaşlayacak olursanız başka bir kullanıcı ile sizin bu evinizdeki kullanmış olduğunuz cihazları paylaşabiliyorsunuz. Grup oluştur dediği şeyde yine aynı şekilde bir grup oluşturarak, bakın şöyle, grup oluştur dediğimde mesela bunların birkaç tane ampulü bir grup haline getirip bunları grup halinde kontrol etmenizi olanak sağlayan kısım olmuş oluyor. Cihaz ağını kontrol et dediğinde bastığınız zaman ağ kontrollerini yapıyor ve cihaz sağlıklı bir biçimde çalışıp çalışmadığını buradan anlayabiliyorsunuz. Yazılım güncellemelerini denetleye bastığınız zaman burada versiyon güncelleme var mı yok mu, firma tarafından bir güncelleme gelmiş mi görebiliyorsunuz veya bunu otomatik güncellemeye alarak direkt olarak güncelleme geldiği takdirde kendisini yapmasına olanak sağlamış oluyorsunuz. Cihaz bu şekilde benim gerçekten hoşuma gitti. Daha öncesinde de farklı Wi-Fi ve Bluetooth ampuller incelemiştim. Yalnız bunun içerisinde farklı ekosistemlere de, daha doğrusu şu hareket sensörlü veya robot süpürgeli sistemleri de bunu dahil edebileceğim için bu daha çok ilgimi çekti. O yüzden bundan 6 tane aldım. 4 tane de hareket sensörü aldım. Bunlarla bir senaryo oluşturacağım ve evimde bu şekilde de kullanmaya başlayacağım. Yakında bu senaryo ile ilgili de muhtemelen bir video gelir. Geldiği zaman ekranın sağ üst köşesine koyarım, koymasam da akıllı ev ürünleri ve hayat kurtaran cihazlar adı altındaki oynatma listemde bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Bu arada yakın zamanda Smart'ın akıllı prizi var. Onun da incelemesini yapacağım. Gerçekten muazzam bir şey. Çok işime de yaradı. Özellikle elektrikli arabam vardı. Onun ne kadar elektrik tükettiğini, hangi durumda ne kadar enerji çektiğini gibi durumların takibini yapabildim. Pek tabii ki bununla sınırlı değil. Telefonlarınızı şarj ederken ne kadar enerji çektiğini, ne kadar harcadığını veya evinizdeki kullandığınız aletlerin tükettiği enerji miktarlarını bu akıllı priz sayesinde öğrenebiliyorsunuz ve bunun fiyatı gerçekten piyasadaki diğer prizlere göre çok 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 uygun. Kesinlikle gördüğünüzde almak isteyeceksiniz. Smart'ın farklı bir ürünü olarak robot süpürgesini de incelemiştim. Katya Z modeli. Eğer almak isterseniz onun için de videom ekranın sağ üst köşesinde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.